Malatya memleket neresi? Tunceli. Tunceli, güzel. Buraya bakın. Nasılsınız? Teşekkür ederim, size iyisiniz. Sağ olun. Nerede oturuyoruz? Şöyle yukarıda bahçeli evlerde. Dilan Polat 40 yıla yargılı serbest bırakıldı. İzmir'de konuşan Dilruba R tutuklandı sokak röportajlarına. Takip edebildiniz mi? Evet. Çok ne görüyorsunuz? Çirkin bir davranış. Acele bırakılması lazım çünkü çirkin bir davranış. Peki Dilan Polat'ın bırakılması? O da onun mu yargı bir karar versin? Bunu yargı versin. Sağlam ama sağlam yargı karar versin. Tamam. Ya yani uşmanlıklık, o da görgüsüzlük başka bir şey değil yani bu davranış. Enerji. Yani saçmalık ya, insanlık değil ya, nedir? Aç milletler varken sen para fırlatıyorsun. Yani çirkin bir şey. Aç gözlülük. Bu pazar genel seçim olsa hangi partinin cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz? Özgür Özel. CHP. Evet. İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu deyince kameraya bakın, İmamoğlu'nun aklına ne geliyor? Pırıl pırıl bir insan, tertemiz bir insan, dürüst, çaldırmıyor, çalmıyor, iyi görev yapıyor. Seni dinlese ne söylersin? Sevgilerimi iletirim. Daha... Kırköy Üzgün sevgiler. Evet. Tamam. AK Parti'nin 22 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz, değil misiniz? Değilim. En büyük kötülüğü ne oldu? En büyük kötülüğü eğitim. Temel sorun toplumun eğitim, ekonomi, sağlık, adalet hiçbiri yok. Şu anda her taraftan pislik fışkırıyor. Başka bir şey değil. Öyle mi? Pislik. Yapamıyor mu? Ya, yapam. Peki değil. Bir sene önce yapılan seçimde %52 aldı. Yapamıyorsa niye toplum oy verdi? Toplum oy ne kadar doğru verdi ama. Dışarıdan gelen onu yabancıları vermedi yine malum. Değil mi? Tabii adam bir süre ondan sonra şeyler, pislikler yapıldı, devletin tüm kurumları seferber edildi milletin parasıyla. Sağlıklı bir seçim olmadı bir defa. Sağlıklı seçim, doğru. Son olarak ülke nereye gidiyor? Rezilliğe gidiyor. Acilen erken seçim olması lazım ve... Ne zaman olmalı erken seçim? Buyurun efendim. Hemen. Hemen erken seçim. Hemen erken seçim. Başka yolu yok. AK Parti diyor ki biz 5 yıldan seçim. 1 yılımız geçti, 4 yılımız var daha. 4 yıl bekleyeceksin diyor. Niye rezillik olacak, bataklığa gidiyor devlet. Devletin önlem almak için çok güçlü bir hükümetin olması lazım. Altılı masada ben umutluydum. Kim arkadaşlar onun cumhurbaşkanı olmasın, Meral Akşener'in başbakan olmasın, diğerlerinin de elini koyup hesap sorulması gerekiyordu. Ve Meral Akşener'in özellikle Dünya Kadınlar Günü'nde dünya kadınlarına seslenerek Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı olarak yeni bir yüzyıla girmişken savaşsız bir dünya yaratalım. Bu dünyada büyük etki alırdı. Dünya kadınlarından, annelerinden. Başarıma çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. İyi günler.